Kıymetli TOSAL hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada AK Parti TOSAL İlçe Başkanlığımızın 31 Mart yerel seçimlerinin seçim startını vermek için toplanmış bulunuyoruz. Buraya bizimle beraber olduğunuz için, katkı sağladığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere genel merkezimiz Türkiye genelinde bütün illerimizde, ilçelerimizde titizlikle bir çalışma yaparak Türkiye yüzyılına yakışır belediye başkan adaylarımız belirlemek için aylarca çalışma göstermiştir. Genel merkezimiz ilçemiz içinde bilgisiyle, becerisiyle, kabiliyetiyle, projeleriyle büyük usta, kağıdım şahin diyerek yola devam demiştir. Biz büyük bir aileyiz. Biz 40 bin kişilik büyük bir aileyiz. Biz 40 bin kişiyle birlikte önümüzdeki süreçte seçim çalışmalarımızı birlik, beraberlik içinde, kardeşlik içinde kimseyi kırmadan, üzmeden devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi ve muhabbetler mi sunuyorum? Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Rabbim bu memlekede kim hayırlı hizmet edecekse, kim faydalı olacaksa bu memleketin önünü açacak, ufkunu açacak, vizyon kazandıracaksa ona nasip olsun diye düşünüyoruz. Belediye başkanlığı başka bir siyasi iş gibi değil. Çok önemli. Mutlaka belediye başkanı olan arkadaşlarımız, aday olanlar, aday olanlar bu hesabı yapmıştır. Vizyon sahibi, memleketin önünü açacak, Kaf Dağı'nın arkasını görecek birikim, donanım ve tecrübede olması gerekir. Yoksa memleket bir 5 sene kaybediyor, bir 10 sene kaybediyor, bir 50 sene kaybediyor. Memlekete bir çivi çakandan Allah razı olsun. Herkes iyi niyetlerle geliyor. Ama bu birikim, donanım, ehliyet, liyakat işi. O çiviyi doğru çakma işi. Eğer o çiviyi doğru çakmazsanız o şehrin 5, 10, 50, 100 yılına olumsuz şekilde hükmediyorsunuz. Onun için yollara çıktık yeniden. Onun için sizlerle buluştuk. Onun için sizinle heyecanlarımızı paylaşıyoruz. Tabii ki eser bırakacağız. Eser bırakmak için buradayız. Onun için aday olduk, aday olduk vesaire. Teşekkür ediyoruz. Siyasi büyüklerimiz uygun gördüler. TOSYA'da bu dönem yine AK Parti Kazım Şahin'le yola devam dedi. Biz arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, yol arkadaşlarımızla birlikteyiz ve memlekete hizmet etmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Sarf edeceğiz. Bizim ustalık dönemimiz diyoruz. TOSYA için makro düzeyde çok büyük çapta projeler sekteye uğradı, geriye kaldı. İnşallah. Hani Ankara'da bir slogan var ya, Turgut Altın okun. Ankara geçtiğimiz dönemde çok yavaşladı, hızlandıralım diyor. Güzel bir slogan. Biz de bu geri kalmışlığı ya da bu zamana kadar yapılamayanları hızlı bir şekilde yapacağız. Aklımıza şu gelebilir. Ya başkan, sen 10 sene belediye başkanlığı yaptın. Bu söyleyeceklerini yapsaydın. Doğru. Ama dünün farklı ihtiyaçları vardı. Bugünün farklı ihtiyaçları var. Yarının farklı ihtiyaçları var. Onları da kısa kısa başlıklar halinde sizinle paylaşacağım. Yaptıklarımızı yaptık ama yapacaklarımız var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Onun için yaparsa AK Parti yapar, yaparsa yine usta yapar, Kazım Şahin yapar deyip yola devam edeceğiz. Eser, tabii önemli eser. Yani buradan gittikten sonra, ahirete intihal ettikten sonra ya da emekliliğimizi yaşarken insanlar ne bıraktı? Çok şey bıraktık. Çok şey bıraktık. Bu şehrin sokaklarını bıraktık. İki defa 40 bin ton asfalt attık.
Bu şehrin altyapısını bıraktık, içme suyunu bıraktık, doğal gazını bıraktık, organize sanayisini bıraktık, sebze meyve pazarını bıraktık. Hemen eser mi? İşte yanı başınızda duruyor. Bu eserleri bıraktık. Üç oluklarını bıraktık. Belediyeyi itibarlı bir hale getirdik. 50'ye yakın iş makinesi hizmet aracı aldık. Ve arkadaşlar, Tosya'nın lojistik üretim tesislerini sadece Tosya'nın ihtiyaçlarına değil, çevre il ve ilçelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenledik. Sıcak asfalt plenti kurduk, emisyon plenti kurduk. Bütün numaralarda 0'dan 25'e kadar kum ürettik. Günde 20 bin adet parke ürettik. Üretken belediye sloganla, lafla olmaz. Üreterek olur üretken belediye. Günde 20 bin parke üreten tesisi kapatacaksınız. Kastamonu'dan tırlarla parke getireceksiniz. Üretken belediye bu mu arkadaşlar? Neyse. Şimdi başka bir konuyu sizinle paylaşayım. Tosya'nın geleceğiyle alakalı. Hani birlikte yönetiyoruz deniyor ya. Arkadaşlar, şu hükümet konağını başka bir yere yapacaktık. Kimi hemşerilerim yapalım dedi, kimi yapmayalım dedi. Ben anket yaptım 2500-3000 kişiye. Başkanım, şehrin cazibesi gitmesin, buraya yapalım. Fakir fukara, garip kuraba, kaymakam beye fona gitsin, nüfusa gitsin, vatandaşlarımız tapuya gitsin, işini görsün. Arabası olan var, hasta olan var, yaşlı olan var dedi. Bu oran yüzde kaçtı biliyor musunuz? %95. Yani %95 oran hükümet konağı buraya yapılsın dedi. Evet, biz hükümet konağını buraya yaptık. Niye? Vatandaşın sesini dinledik. Birlikte yönetme böyle olur. Otogarı yaparken size sordular mı? Oldu mu otogar oraya? Hayvan pazarı oldu mu oraya arkadaşlar? Birlikte yönetme bu mu? Değerli hemşerilerim, sanayi, adliye sarayı, hükümet konağı, huzurevi, kültür merkezi, toplum sağlığı, sosyal güvenlik merkezi, bunlar fakülte binası, adliye sarayının yer tahsisi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Okulu, okulların depreme karşı yenilenmesi, İskilip ve Yapraklı kavşakları, Kösen Çayırı göletinin yükseltilmesi, Akbük, Çukuran, Yeni Doğan, Bayat, Aşağı Kayı göletlerinin ihalelerinin çıkması, yapılması, Akbük bitti biliyorsunuz. Akbük muhtarımız burada. Yeni Doğan yeraltı göleti vesaire, bunların en babası Kızlar Yolu barajı. Aşağı Ova'daki muhtarlarımız, hemşerilerimiz benim gözümün içine bakıyor. Başkan, Kızlar Yolu barajı her sene Temmuz Ağustos'ta su sıkıntısı çekiyoruz. Arkadaşlar, Kızlar Yolu barajı 1952'de programı alınmış, planı projesi yapılmış. Bugün tamamlanmış durumda. 72 yıl sonra, 10 yıl belediye başkanlığımda bununla uğraştım. Sonra belediye başkanlığını kaybettikten sonra bir 5 yılda tekrar uğraştık. Bugün bitti. Elektrik üretilecek ve Devrez Vadisi ta Kurşunlu'dan Kargı'ya kadar bu suyla sulanacak. Devrez ıslah edilecek. İki taraftan kapalı sulama sistemi gelecek ve arazi toplulaştırma Hasan Mete Başkanımın başkanlık döneminde çok yol kat edildi ve bu sene 300 milyonun üzerinde para ayrıldı. Arazi toplulaştırma, sulama, devrezin ıslahı ve bu bölgede kurulacak gölet ve barajlarla beraber Tosya'nın tarımı, üretimi, pirinci, arpası, buğdayı, sebzesi, meyvesi artacak arkadaşlar. Onun için Fen Lisesi'nden futbol sahasına, stattan kapalı spor salonuna varıncaya kadar birçok projeye imza attık. Belediye, bunlar kamu yatırımları. Öyle bir tane iki tane değil. Bu geçtiğimiz dönemde iki tane önemli kamu yatırımı gerçekleşti. Biri çayın içinin beton atılması,
biri de yüzme havuzu. Üçüncüsü spor başlıyor. Bunlar kamudan alınan. Tabii ki bunlar belediye bütçesinden olmadığı zaman belediye başkanı yapmadığı anlamına gelmez. Siyasetçiler bunların peşinde koşacak, hem kendi belediye imkanlarıyla hizmet edecek ya da devletten, hükümetten, kamudan bunları yaptıracak. Yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Ama çok yetersiz kaldı diye düşünüyoruz. Mesela 4 yıllık fakülte açılmalıydı. Yurdunu açtık. Binasını yaptık. Üniversite senatosundan geçirdik. Bakanlık onayladı. YÖK'e müracaat ettik. Bıraktığımız yerde 5 yıldır duruyor. Hamas 5 yıldır olduğu yerde duruyor. Risk alanı ilan ettik. Rezerv alanı belirledik. İmarını yaptık. Hak sahipliğini belirledik. Çevre Şehircilik Bakanlığı onayladı. Çevre Bakanlığı'ndan dosya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na götürülemediği için orada kaldı arkadaşlar. Bunlar yakın geçmişimizin handikapları. Belediye başkanlığı döneminde gene kum ocağını söyledim. Diğer üretim tesislerini söyledim. Bir tesisimiz var. Allah'a şükürler olsun, Rabbime şükürler olsun, bizim dönemde yapıldı. Bu dönemde yapılan bu hizmet vilayetlerde yoktu arkadaşlar o dönemde. Bugün de yeni yeni yapılıyor. Atık su arıtma tesisi. Bizim Devreze Tosya'dan bir saniyede 55 litre atık su atılıyor. Bu nereye gidiyor? Aşağı köylere. Çaykapı'ya gidiyor öyle mi muhtarım? Koca muhtar. Ortalıcı'ya, Yeni Doğan'a, Kuşçulara, Çevlü'ye, Çakıl'a. Oradan da sulanıyor sebze meyve. Pazartesi gün gelince ben de alıyorum, sen de alıyorum, evimize götürüyoruz. Bunu biz canımızı dişimize taktık. 17 sene vadeli 17 milyona atık su arıtma tesisimizi Kastamonu'da yokken, Çankırı'da yokken, Sinop'ta çöpler denize dökülürken Tosya'da gerçekleştirdik. Aynı projeyi bugün Osmancık yapıyor 100 trilyona. Ve bu 17 sene vadeli 17 trilyona yaptığımız bugünün parasıyla 100 trilyonluk projeye işte borç bıraktı, harç bıraktı falan filan. Bugünlerde de isteyeceğiz. Bakalım belediyenin bugünkü borcu neye inmiş, neye çıkmış. Arkadaşlar başka önemli bir konu, çöpten kurtardık Tosya'yı, çöpten. Yazıçam'da, Gökgir'de oturanlar her gün oranın fırtınada dağılan kağıdı, naylonu, poşetiyle ve her gün iki üç günde bir yangınla boğuşuyorduk. Bütün sokak hayvanları orada rahatsız ediyordu. Birlik kurduk. Ben de birliğin ikinci başkanıydım o dönemde. Kastamonu'da ihale yaptık. %57.25'ini bu belediyeler birliğine vermek kaydıyla çöpten elektrik üretiyoruz bugün. Belki bundan çoğunuzun haberi yok. Bu aldığı, belediyelerin aldığı, birliğin aldığı bu 57.25 amortisman giderleri, tır, şoför, akaryakıt, lastik falan. Yani çöp gidiyor Kastamonu'ya, toplanıyor, elektrik üretiliyor. Bu elektrikten elde edilen paranın 100 liranın 57.25'i birliğe veriliyor. Bu birlik masraflarını karşılıyor. Bu da yine bizim dönemde yapılan önemli projelerden. Kale yakası Akçakavak'ta oturanlar vardır. Buralarda içme suyu yoktu, içme suyu. Bunlara çok fazla değinmiyorum. Üç çocukların eski halini sizler biliyorsunuz. İtfaiye araçlarını biliyorsunuz. Merkezdeki bütün camilerin abdesthanesini, lavabosunu, tuvaletini belediye olarak yeniledik. İnşallah yeni dönemde merkezdeki bütün camilerin temizlik işini İşkur'dan alacağımız elemanlarla, bu personellerle modern bir şekilde en az ayda bir kez olmak üzere genel temizliğini belediye olarak biz üstleneceğiz. Değerli arkadaşlar, bunları geçtik.
Bunları dinlediniz. Peki başkan, iyi de bunları dinledik de söylenecek çok şey var. Bu soğukta pazartesi günü sizi burada tutmak istemiyorum. Yeni dönem projelerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir memleketin önünün açılması için çok önemli bir şey istihdam. İstihdam ne demek? Bu genç kardeşimin, bu ablamın işe girmesi demek. İstihdam bu. İş olacak. Onun için biz ilk dönemde organize sanayiyi hemen devreye aldık ve belediyeyi de bu işe ortak ettik. Şunu düşünebilirsiniz, başkan belediyenin organizeyle ne alakası var diye. Var kardeşim. Organizeye belediye %20 ortak. Bitti. Organize doldu. İş adamlarına arsa tahsis edilmiyor. Zaten parayla veriyoruz arsaları. Peki 5 yıl önce 2019 seçimlerinden sonra öncesinde müracaatı yaptık. 635 bin metrekare organize. Peki ne kadar genişletiyoruz? Bunun 1,5 katı. Yani 1 milyon metrekare genişletiyorduk. Olduğu yerde kaldı. Bakan Bey'in önünde imza. Kurumsal kimlik kalmadı. Tosya'da bir hemşerim bana dedi ki, başkan seçim kaybettiğin önemli değil de Tosya'da kurumsal kimlik kalmadı. Sayın Başkan, Sayın Kaymakam Bey, Sayın Emniyet Müdürümüz, Sayın Tapu Müdürümüz, Müftümüz falan. Sizin gününüzde hep bir aradaydınız. Bu şehrin sorunlarını tartışıyordunuz. Toplanıp gidiyordunuz ve bütün hizmetleri alıyordunuz. Şimdi kim kime dumduma dedi. Benim en çok üzüldüğüm bu dedi. Bu kurumsal kimlik kayboldu. Lütfen bunu yeniden oluşturun dedi. Organize sanayi kendi kendine olmuyor. Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Ticaret Odası Başkanımız, Sayın İktidar Partisi'nin ilçe başkanı bir araya gelecek. Gidecek Sanayi Bakanı'na. Bu manzarayı gördükten sonra hiçbir siyasetçi, hiçbir bürokrat size hayır demesi mümkün değil. Ama tek başına belediye başkanım giderse, tek başına sayın kaymakam giderse bu işlerin uzun sürece yayılması mümkün. O bakımdan inşallah 1 Nisan günü Tosya'da kurumsal yapıyı yeniden oluşturacağız arkadaşlar. Bu D yüzün üzerinde şimdi otogar orada. Kale gibi çevrilmiş. Orayı üniversite, hatırlayın dostlar, belki o gün orada olanlar vardır. 2009'da meslek yüksekokulunun temelini atarken dedik ki biz Tosya meslek yüksekokulunun temelini atmıyoruz. Tosya Devrez Üniversitesi'nin temelini atıyoruz dedik. Dediler ki ya bu adam kafayı yemiş. Arkadaşlar bugün geldiğimiz nokta orası. Otogar yaptılar. Üniversiteyi nasıl genişleteceğiz? Nereye göndereceğiz? Otogar tabii ihtiyaç bu memlekete. Ama D100'ün üzerinde ihtiyaç. İnşallah İnşallah bu hizmetlerde sizlerle bir araya gelerek gerçekten slogan olarak birlikte yönetme değil, gerçekten birlikte muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, derneklerimizle, vakıflarımızla, bu şehrin dinamikleriyle bir araya gelerek bunları tartışacağız. Neyi nerede yapacağımızı anlatacağız. Nakliyeciler Kooperatifi'nin karşısında inşallah bu Tosya'nın üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek için bir sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, yola da sıfır yöresel ürünler pazarı kuracağız Allah nasip ederse. İnşallah. Benim hemşerim bağından elmasını, zebzesini, meyvesini getirdi. Ilgazlı, Kargılı, Osmancıklı, Kastamonulu tüccara satabildiyse sattı. Satamadıysa akşam üzerini bekleyip de öldüm fiyatına vermeyecek. Koyacak soğuk hava deposuna, gelecek hafta satacak. İnşallah değerli arkadaşlar, başka bir konu yine böyle sekteye uğramış konu, Hamas konusu. Buranın mutlaka
acilen çözülmesi gerekir. Şehrin ortasında kaldı, öyle değil mi? 5 yıl önce tam çözüm aşamasına geldiydi. Zurna'nın zırt dediği yerde seçim kayboldu, olduğu yerde kaldı. Bura acil çözüm bekliyor. Benim hemşerim İstanbul'dan, Ankara'dan geliyor buraya. Ev kirası 10 bin lira. Maaş da düşük. Daire alayım diyor, 2-3-5 milyon. O zaman buraya gelmiyor. Bu dönemde bizim müracaatını yaptığımız, işte en son 3. TOKİ 100 küsür. Arkadaşlar ondan sonra kaldı. Pandemi döneminde çok hızla sosyal konutlar yapılacaktı. Yer tahsis edilemedi, takip edilemedi. İnşallah göreceksiniz. 1 Nisan sabahı ilk işimiz, sizden özür dileyeceğiz. Diyeceğiz ki tebrikleri, takdirleri, teşekkürleri bir hafta sonra yapalım. Bana bir hafta süre verin. Biz hemen şu taşları bir yerine oturtalım. Kurumsal yapıyı yeniden düzenleyelim. Acil ihtiyaçlar için butona basalım. Biz bir hafta sonra bir araya gelelim. Bir hafta sonra çay çorba içelim diyeceğiz sizden. İnşallah burada daha önce de projem vardı benim. Uydu kentler kuracağız. Akşam 5 evlerdeki 2. etap TOKİ'de bir toplantımız vardı böyle. Şu anda diyorlar 2-2,5-3 milyon daireler. Bu insanlara ucuz konut, uygun taksitli konut ve kiraların mutlaka aşağı çekilmesi lazım. Emeklerimizin çok zor durumda olduğunu biliyorum. Ne ben, ne diğer belediye başkan adayı arkadaşlarım buna çözüm getiremez. Biz Maliye Bakanlığı'na devleti yönetmeye talip değiliz. Ben de bir memur emeklisiyim. Biz TOSYA'yı yönetmeye talibiz. Çocuğun doğduğu andan itibaren ölümüne kadar olan süreçte hayatı kolaylaştırmak, bu memleketi güzelleştirmek için bu göreve talibiz. İnşallah siyasi büyüklerimiz bu bizim emeklerin sıkıntılarını görüyordur, duyuyordur. Bunca dünya lideri bir cumhurbaşkanımız varken bunları görmemesi, duymaması, bilmemesi mümkün değil. İnşallah bunu da kısa zamanda çözecektir diye düşünüyorum. O bakımdan sakın ola hemşerilerim. Memlekete kötülük edersiniz. Kafanız basmıyorsa bana oy vermeyin. Ama ya benim maaşım düşük, ben emekliyim, ben şuyum, ben buyum diye böyle bir tercih yaparsanız kötülüğü memleketimize yapmış olursunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? İnşallah önemli sorunlardan birisi trafik sorunu, park sorunu. Bütün dükkanların önü sandalye, tabure, bayrak, teneke. Şimdi arkadaşlar ben esnafı suçlamıyorum. Yanındaki yapınca o da yapıyor. Park yeri göstermemiz lazım. Her ne kadar 2 tane otopark, 1 tane açık otopark olsa da TOSYA'da bu sorun. Çünkü araç sayısı hızla yükseliyor. Akşam bir program izledim. Ankara'da 5 yıl önce 300 küsür bin araç varmış. Bugün 1 milyon 800 bin araç olmuş. Yani buna ne yol dayanır, ne park, ne kavşak. Ama Abdurrazak camimizin üstündeki kasaplar arasası, dükkanlar, düğün salonları, vergi dairesi dahil o adayı komple temizleyeceğiz. Komple temizleyeceğiz orayı. Yine dükkanlar yapacağız. Sağlıklı dükkanlar. Altına 2 katlı otopark koyacağız. Bu şehrin merkezindeki bütün araçları alacak şekilde. Yine düğün salonu yapacağız. Yine camimizin süliyetini, mimarisini bozmayacak şekilde geriye doğru üstüne çeşitli ofisler, konutlar alacağız. Ama vergi dairesini de oradan alıp o adaya katacağız. Ama önce ipoteği çözeceğiz. Ondan sonra bunu yapacağız. Değerli dostlar, sevgili hemşerilerim. Başka bir sorun yine sokak hayvanları sorunu. Bu TOSYA'nın sorunu değil. Türkiye'nin sorunu. Ülkemizin sorunu. Başka Avrupa ülkeleri bunu bir şekilde çözmüş. Peki
Bizim günümüzde de sorundu. Ufak tefek konuşlar yapsak da şunu sizinle paylaşmak isterim. Hani dedim ya, çöpten elektrik üretirken birlik kurduk diye, o birlik Kastamonu Belediye Başkanı zamanın Tahsin Babaş 150 dönüm arsa tahsis etti. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini planladık, projelendirdik, yapım aşamasına geldik. Orada ne olacaktı? Şu meydanda eski Tarım Orman Su İşleri Bakanı geldi. Ona sunum yaptık. Oraya Kastamonu'nun pilot bölge ilan edilmişti. Bütün ilçelerdeki sokak hayvanları orada toplanacak ve rehabilite edilecek, doğal ortamına bırakılacaktı. 2019'da Kastamonu seçim kaybetti. Taşköprü seçim kaybetti. Tosya seçim kaybetti. Bu proje olduğu gibi durdu. Her yerde bu sorun devam ediyor. İnşallah 31 Mart'ta Kastamonu kazanacak, Tosya kazanacak, Taşköprü kazanacak. Bu projeyi bıraktığımız yerden hayata geçireceğiz. Bütün onların da yaşam hakkı olan sokak hayvanlarına böyle bir rehabilitasyon merkezi ve hastaneyi mutlaka hayata geçireceğiz. Sizleri de bizleri de hepimizi bu sıkıntıdan kurtaracağız. D100 üzeri organizenin girişinden başlayarak Akçakava, Papaz önüne kadar aydınlatmasını ihale aşamasına getirdik. Hatta bir bölümünün ihalesi oldu. O kalmıştı. Onu devam ettireceğiz. Tosya deprem bölgesi birinci derecede arkadaşlar. Bakın çok önemli. Dün yapılmadı canım bana mı gelince soruluyor denmeyecek. Dün dündür cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor bir büyüğümüz. Dün farklıydı. Bugün bir yasa çıktı. Deprem yasası. Sen evini dönüştüreceksen, dayanıklı hale getireceksen devlet 1,5 milyar kredi veriyor. Bunun 700 bin lirası hibe, 100 bin lirası taşınma gideri, geri kalan 700 bin lirayı da 2 sene faizsiz, düşük faizli kira öder gibi evini yeniliyorsun. Dün bu yoktu. Bu yasa yeni çıktı. Bu 11 tane vilayetimizdeki depremden sonra çıktı. Kentsel dönüşüme bizim Hocaimat'ta, Harsat'ta, Çatma'da, İlyas Bey'de ve Cumhuriyet'te her tarafta Tosya'nın aşağı Bahçelievler Cumhuriyet kısmen her tarafında bu dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Arkadaşlar, lise altı bloklarımız var. Yeni dönem projelerimizden. Demirciler Arastası var. Hepsini çok ayrıntılı şey yapmıyorum, söylemiyorum. Bizim meşhur telamız, kesemiz, kuşağımız, bıçağımız, kıstımız var. Bunların ustası kalmadı. TOSMEG adında Tosya Belediyesi meslek edindirme kursları, istihdam garantili, yani iş garantili, alım garantili, sigortası belediyeden olmak üzere bunların ustalarını çoğaltacağız. Bunların alınmayanlarının coğrafi işaretini, patentini alacağız ve sonrasında da inşallah Tosya'nın gelişimine, tanıtılmasına katkı sağlayacak. Yine bir rekreasyon alanı olarak Kösençayırı göletini yolunu değiştirerek sosyal alanlar, piknik alanları yaparak hemşerilerimizin oraya gidip günlerini, tatillerini geçirmesini sağlayacağız. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yine projelerimiz var. Sizi ayakta tutmamak için hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir başka önemli konu ekmek konusu. Ekmek bütün Türkiye'de suistimal edilen bir konu. Gerek temizliği, gerek hijyeni, gerek fiyatı, gerek ambalajı. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde siz kıymetli hemşerilerim böyle bir yetkiyle buluşturursa ekmek üreten arkadaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde onları da düşünerek Tosya'da belediyeye ait mutlaka bir halk ekmek fabrikası kurup daha uygun fiyatlarla, daha uygun şartlarla sizlerle paylaşacağız. Şehrimize kazandırıp buraya yolunu açmış, suyunu, doğal gazını, kanalını çıkarmıştık.
burada piknik yapabileceğiniz, seyir yapabileceğiniz ve uygun şartlarda belediye sosyal tesisi olarak yemek yiyebileceğiniz bir sosyal alana dönüştüreceğiz Hıdırlığı. Çoluğunuz çocuğunuz misafirle orada ağırlayacaksınız. Belediye ticari bir kazanç merkezi değil. Belediye sosyal bir müessese. Mutlaka durumu çok müsait olmayan, kirada olan, düşük emekli maaşı alan emeklilerimize, fakir fukaramıza, öğrencimize, gençlerimize her alanda maddi manevi destek olacağız. Tabii ki biz de kültür gezilerine değer vereceğiz. Çanakkale'ye biz de götüreceğiz. Mevlana'ya götüreceğiz. Aziz Mahmut Hüdayi'ye götüreceğiz. Hazreti Pir'e götüreceğiz. Şeyh Şaban-ı Veli'ye. Ama arkadaşlar, belediye mülklerini ipotek verecek kadar sıkıntıya sokmadan tasarruflu davranıp üretim yapıp da götüreceğiz. Biz de götüreceğiz tabii. Düğün salonları Tosya'da sorun. Yüzlerce milyardan bahsediliyor. İnşallah çok yakın zamanda çok pratik kışın yazın yapılabilecek şekilde düğün salonları yapacağız. Çalışan anneler için anaokulu, kreş ve benzeri kurumların yapımını teşvik edeceğiz, takibini yapacağız ve bunları geliştireceğiz. Mutlaka muhtarlarımızı her ay yaptığımız belediye meclis toplantılarına davet edeceğiz. Her muhtarım, biz nasıl belediye meclis üyelerimizle bu şehrin sorunlarını tartışıyorsak, muhtarlarımız da bu toplantılara katılacak, bu şehrin geleceğiyle ilgili kanaatlerini belirtecek. Çok önemli bir proje söylüyorum size. Belediye bünyesinde ARGE danışmanlık birimi oluşturacağız. Benim hemşerim, bayan kardeşim bir dükkan açacak, öbürü terzi açacak, öbürü yöresel ürünler yapacak, öbürü traktör alacak, bir iki pulluk alacak, öbürü işte şunu alacak, bunu alacak. Bununla ilgili danışabileceği bir alan, bir merkez yok. Gidiyor danışmanlık ofislerine, önce bir 100.000 lira ver bakalım, önce bir 50.000 lira ver bakalım, olup olmayacağı belli değil. Uzmanını bile hazırladık, uzmanını. İşletme fakültesi mezunu. Bütün bu projelerin danışmanlık kurslarını, belgelerini almış bir arkadaşı bekletiyoruz. 1 Nisan günü sizin hizmetinizde. Başlangıç olarak bir kuruş talep edilmeden bütün projelerinizi hazırlayacak, sunacak. Başlangıç katkısı belediyeden olacak. Belediyenin sözleşmeli personeli olacak. Sonrasında eğer projesi geçerse o geçtiğinden belli bir yüzde sizi de acıtmayacak şekilde alacak. Bu çok önemli. Biz Avrupa Birliği, KOSGEB, KUSKA, İPART, Tarım Bakanlığı, ORKÖY bu hibelerden ve projelerden Tosya olarak hiç yararlanamıyoruz. Halbuki en çok bizim yararlanmamız lazım Tosya olarak. En büyük ilçesiyiz. Hayvancılığa da uygun, tarıma da uygun. Arkadaşlar, ihaleleri açık canlı yayınlattıracağım. Belediyede bir ihalem oluyor. Çağıracağım basın mensubu arkadaşlarımı. Arkadaşlar gelin. Bugün belediyede şu ihalemiz var. Çimento ihalemiz var. Demir ihalemiz var. Veya vesaire neyse. Bunu dışarıya bir dijital ekran kurup basın mensuplarının huzurunda bu ihaleleri açık, canlı ve şeffaf yayınlayacağız. Öğrencilerimize, hem yüksekokul öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize hem orta öğretim, ailenin gelir durumunu iyi inceleyerek şaibeye meydan bırakmayacak şekilde burs, kredi, spor faaliyetlerine katılma, yetiştirme kursları, meslek edindirme kursları belediyemizin asli görevlerinden olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi jandarma binası taşındı aşağıya. Orası boş oldu. Yine ilçe başkanımın, önceki dönem ilçe başkanımın gayretleriyle orası ağız diş sağlığı merkezi olarak düzenleniyor. İnşallah orayı da hızlı bir şekilde takibini yapıp diş hastanesine dönüştürüp siz değerli hemşirelerimize hizmet verecek.
Yine itfaiyemiz yukarıda biliyorsunuz. İtfaiyemizi çok güçlü hale getirmiştik. Bu devam ediyor. Ancak gördüğüm bir şey var. Eğitimleri eksik. Eğitimleri eksik. İş disiplinleri eksik. İnşallah o arkadaşlarımızın bir suçu yok. Bizlerin suç. Suç bizlerin. Baştakilerin suç. Onun için itfaiye şehrin alt kısımlarına hitap edecek şekilde ve organize sanayiye, orta ölçekli sanayiye şehrin alt kodlarına hitap edecek şekilde itfaiyeyi ikiye bölüp bir bölümünü kültür merkezinde istihdam edeceğiz. Başka önemli bir konu da arkadaşlar. Gene içinizden hayal kuruyor Kazım Şahin diyebilirsiniz. Deyin. Hayali olmayanın gerçeği olmaz. Kızlar Yolu Barajı 1952'de projelendirilmiş. Ama bugün hayata geçti 72 yıl sonra. Kurşunlu'da demir yolu var. Merzifon'da, Amasya'da da demir yolu var. Biz bu demir yolunun Tosya üzerinden bağlanması için gece gündüz çalışacağız. Benim ömrüm yetmez. O kardeşim gelir, o tamamlar. Bize de bir Fatiha okur. Değil mi arkadaşlar? Bu hayalleri kurmak lazım. Tosya'nın önünü açmak lazım. O bakımdan başka bir önemli proje de arkadaşlar, bitiriyorum. Çok sabrınızı zorladım biliyorum. Ama hoşgörüm, 5 yıldır ayrı kaldık. Ben sizi özledim, siz beni özlediniz değil mi? Havza'da sıcak su var. Kurşunlu'da sıcak su var. Genelde sıcak sular, kaplıca suları fay hatlarından geçiyor. Tosya'da fay hattı üzerinde. Neye mal olursa olsun maliyetine çok bakmadan belki Havza'da 300 metrede, Kurşunlu'da 500 metrede çıkar. Tosya'da da 1500 metrede çıksın. Bununla ilgili devlet kurumlarıyla, devletimiz eski Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye eski Türkiye değil. Artık çok güçlü. Daha dün 3,5 kilometrelik Bolu tünelini patates deposu yapalım derken bugün Kastamonu Ilgaz'a, bizim Ilgaz'a 11 kilometre tünel yapıldı. Bunlar zor şeyler değil. İnşallah biz hayal kurarız. Oraya bir nokta koruz. Bizden sonra gelen arkadaşlar bu süreci devam ettirirler. Tosya'yı kaplıcayla, sıcak suyla buluşturmak için gayret edeceğiz arkadaşlar. Piyasadaki dedikoduları aldırmayın. Ya tansiyonumuz çıksa başkan hastalanmış çekiliyormuş. Ya bir aspirin yutsak şöyle olmuş böyle olmuş. Korkmayın beyler. Takdirden, kaderden öteye yol gitmez. Bir saniye sonrasına hükmedemediğimiz bir şey için çok böyle fırıldak olmanın bir anlamı yok. Cenab-ı Allah nasip edecekse eder, etmeyecekse etmez. Bu duygu ve düşüncelerle desteklerinizi Tosya için bekliyorum. Yoksa bu yaştan, bu saatten sonra eğer Tosya sevdamız olmasa bana ne makam, ne mevki, ne para, ne koltuk, böyle bir derdimiz yok. Siz güzel hemşerilerimin sayesinde 10 yıl şanla, şerefle bu şehre hizmet ettim ve ondan sonraki 5 yılda da bu şehrin sokaklarında alnımız açık, başımız dik gezdik evelallah. İnşallah Tosya'mız için hayırlısı olur. Hayırlı olanı Cenab-ı Allah nasip eder. Bu vesileyle siz değerli hemşerilerime, sözlerime son verirken çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza, önceki dönem ilçe başkanlarımıza, Sayın Cörcör de buradaydı. Nerede Cörcör? Buradaymış. Belediye başkanı aday adayı kardeşlerimize, yeni dönemde görev alacaklara, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, bizi her zaman meydanlarda yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime, çok kıymetli basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür ediyor. 1 Nisan günü buluşmak üzere tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
bu kardeşimizi ve ekiplerini çalışmalarında başarılı eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Sevgili Peygamberimiz Seyyidül Kavmi Hadimuhum buyuruyor. Bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir buyuruyor. Amin. Bu